Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında noktanın analitik incelenmesi konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki birim kareli zeminde K 3'e eksi 4 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi orijindir? Ya 3'e eksi 4 demek ne demek arkadaşlar? 3 birim sağda 4 birim aşağıda. O zaman tam tersi gidelim. 3 birim sola gidelim. 1, 2, 3 birim sola gidelim. 4 birim de yukarı gidersek... 1, 2, 3, 4 orijinin A noktası olduğunu anlarız arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu. A7, 3 ve B 1'e K noktaları arasındaki uzaklık 11 olduğuna göre K'nın alabileceği değerler toplamı nedir? Öncelikle şöyle yapabilirsiniz. İki nokta arasındaki uzaklık. Hocam 7-1'in karesi artı 3 eksi k'nın karesi karekök içerisinde neye eşit dersiniz? Ona eşit dersiniz. İşlem yaparsınız. Hatta yapalım. Burada 7 eksi 1'in karesi nedir? 6'nın karesi. Yani e, ilk önce şunların karelerini alalım her iki tarafın. karekök gitti. Burası da 100 yaptı. Burası 6'nın karesi. 36 artı. 3 eksi k'nın karesini açmayın dursun. Eşittir 100 yapacak. O zaman 3 eksi k'nın karesi buradan neye eşit oluyor arkadaşlar? 64'e eşit oluyor. Şimdi buradan 3 eksi k ya 8'dir ya da 3 eksi k kaç yattır? Eksi 8'in karesi de 64 olduğundan eksi 8 de olabilir. Buradan K'yı eksi 5 buluruz. Ya da buradan K'yı kaç buluruz? 11 buluruz. K'nın alabileceği değerler toplamı isteniliyor. Eksi 5 ile 11'in toplamı. Yani 6 yapar arkadaşlar cevabımız. Cevap akçay oldu. Ama kısaca şöyle de yapabilirsiniz. Hocam x'ler farkı 6 ya. Y'ler farkı 8 olsun ki uzunluğu 10 olsun. 6, 8, 13 kendinden. Yani y'ler farkı 3 eksi k eşittir 8. Ama 3 eksi k 8 e, de olabilir. 3 eksi k eksi 8 de olabilir. Çünkü 8'de uzunluk olarak normal şeye eşittir. Artı 8 eşittir yani mutlak değer olarak. Buradan direkt bu yorumu da yapıp yine k değerlerini eksi 5 ve 11 diye bulabilirsiniz. Haberiniz olsun. Tamam. Cevap akçay oldu. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde x eksenine teğet ve merkezi 4'e 3 olan çember çizilecektir. Evet. Merkezi 4'e 3 olan çember 4'e 3 olan çember burası ve x eksenine teğetse hop şöyle. Hocam x 80'ine t ise ne olacaktır o zaman arkadaşlar? Merkez 4'e 3 ise şu merkez teğet çektik buraya gelecek. E hocam bunun yarı çapı kaç yapıyor o zaman? 3 birim yapıyor. O zaman yarı çapı 3 birim olan çemberi çizeceğiz arkadaşlar. E, yarı çapı 3 birim olan çemberi çizdiğinizde hocam yarı çap tam buraya denk gelir 3 birim. Hocam buraya denk gelir 3 birim. Hocam buraya denk gelir 3 birim. Çemberi çizdiğinizde de olur da bence çember şöyle çizilecek de A noktasının içinde mi değil mi o biraz sıkıntı olur gibi duruyor. Hani çizin şöyle, şöyle çizin. İçinde olan noktalar direkt belli olmuş oldu benim çizime göre ama işi riske atmamak için şöyle yapabilirsiniz. Hocam, çember çizdiğimizde yarıçapı 3 birim ya. Yani noktalar arasındaki uzaklık 3'ten küçük olmak zorunda çemberin içinde kalması için bu noktaların. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar şuraya baktığımız zaman. E, Pisagor bağıntısı ya da iki nokta arasındaki uzaklıktan da yapabilirsiniz. Bence Pisagor daha mantıklı. Pisagor nerede arkadaşlar? İşte tam olarak şurada bir Pisagor yaparsınız böyle bunda. 2, 2, 2 kök 2. Öncelikle burası 2 kök 2. A'ya bakalım tabi. İlk önce A'dan başlayalım. A'ya baktığınız zaman da yine aynı şekilde hocam 2, 2, 2 kök 2 yaptı. Sonra B'ye baktığınızda o da aynı şekilde 2 kök 2. C'ye baktığınızda 2 değil mi? Şöyle B'ninkini de şöyle göstereyim. C'ye baktığınızda 2. F'ye baktığınızda F'ye baktığınızda şurada hocam o da şuradaki Pisagor bağıntısında. Şuradaki Pisagor bağıntısında. Sonra E'ye baktığınızda da E'de arkadaşlar tam olarak nerede? Tam olarak burada. O da şuradaki Pisagor bağıntısında görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Evet şöyle gösterebiliriz. Şöyle şuradaki Pisagor bağıntısında. Şimdi gençler 2 2 2 kök ki burası. Burası da 2 kök, e, kök ki. burası da 2 kök ki. Burası da 2. Arkadaşlar 2 küçüktür 3 olduğundan önce A'dan başlayalım isterseniz. A noktasında A noktasını incelerken 2 kök 2 küçüktür 3 olduğundan niye? Karesini al 8 karesini al 9 gerçekten küçük. A içinde mi? İçinde. B'ye bakalım. B'ye baktığımızda da B 2 kök 2 küçüktür 3 olduğundan B de içinde. C'ye bakalım arkadaşlar. C 2 2 3'ten küçük olduğunda C de içinde. Sonra D'ye bakalım arkadaşlar. D 2 kök 2 olduğundan 2 kök 2 küçüktür 3 olduğundan D de içeride. Sonra E'ye bakalım arkadaşlar. E'ye baktığımız zaman 2'ye 3, 4, 9, 13. Kök 13 yapıyor. Kök 13 küçüktür. 3 sağlandı mı arkadaşlar? Sağlanmadı. F'ye bakalım. O da aynı şekilde 2 ve 3'ten dolayı kök 13 yapıyor. Kök 13 küçüktür. 3 sağlandı mı arkadaşlar? Sağlanmadı. Bu da içerideydi. Yani bu da böylelikle kaç tanesi çemberin içinde kalmış oldu arkadaşlar? 4 tanesi çemberin içinde kalmış oldu. Yani cevap balık kesir oldu. Dikordat düzleminde verilen mavi boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Basit arkadaşlar. Taban çarpı yüksek bölü 2'lerden yaparız. Burası 2 birim burası 3 birim. Bu üçgenin alanı 2 çarpı 3 bölü 2'den kaç çıktı? 3 çıktı. Evet 3 artı. Hocam burası da 3 birim. Bu üçgenin alanı da 2 çarpı 3 bölü 2'den kaç çıktı arkadaşlar? Yine 3 çıktı. Artı. Sonra şu mavi alana bakalım. Mavi alanda hocam. Eksi 3'e k'yı kullanalım. Eksi 3'e k demek hop şöyle geldiğimde burası eksi 3 noktası demek. K beni ilgilendirmiyor. Eksi 3 noktası ise şuradaki yükseklik 3 yaptı. E bu üçgenin alanı bu tabana ait yükseklik. 3 tabanına ait yüksekliği bulacağım ya. Şu dikdörtgenden dolayı burası 3 ise burası da kaç yaptı arkadaşlar? 3. O zaman bu üçgenin alanı kaç yapıyor arkadaşlar? 3 çarpı 3 bölü 2. Yani 9 bölü 2 yaptı. Artı şu üçgenin alanı da aynı şekilde arkadaşlar. Eksi 3'e bilmem ne noktası. Şöyle geldiğimiz zaman eksi 3 ya. E, ee, 3 tabanına ait yüksekliği arayacağım. 3 tabanına ait yüksekliği de ne yapıyor arkadaşlar? Diki çizdiğimiz zaman. Hocam 3 ise burası da 3 yaptı. Bu üçgenin da 3 üç çarpı 3 bölü 2 yaptı. Yani 9 bölü 2 yaptı. O zaman burası ne yaptı? 6 yaptı. 9 bölü 2 ile 9 bölü 2'nin toplamı 9 yaptı. 9 6 daha kaç yaptı? 15 yaptı topladığımızda. Yani bununla ilgili bir kural vardı. ÖSYM böyle ee, hatırlarsınız çapraz böyle gidiyorsunuz. Sol taraftan da çapraz gidiyorsunuz. Genelde o formülü sormuyor. Böyle taban çarpı yükseklik bölü çıkmaları soruyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Genelde de zaten taban çarpı yükseklik bölü çıkıyor. Aklınızın bir köşesinde bunu da tutun arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. A noktasının y eksenine olan uzaklığı 3 birim. Arkadaşlar A noktasının y eksenine olan uzaklığı 3 birimse o zaman mutlak değer ck-1 değil midir? Çünkü bir noktanın y eksenine olan uzaklığı nedir? Şöyle geldiğiniz zaman şurası a virgül b ise Hocam burası A yapıyor. E, hocam burası B yapıyor. Y ekseninde olan uzaklık şuradaki uzunluk yani A'dır. Ama bu negatif de olabilir. Uzaklık deyince mutlak değeri alacağız. Yani mutlak değer K-1 yapıyor bu. Mutlak değer K-1 kaçmış? 3'müş. Buradan K-1 eşittir 3 ya da K-1 eşittir 3 olabilir. K buradan 4 olabilir. K buradan eksi 2 olabilir arkadaşlar. 3 e, birim ise K'nın alabileceği değerler toplamı nedir diye soruluyor. Evet bunlar isteniyor arkadaşlar bizden. 4 ile eksi 2'nin toplamı soruluyor. Cevabımız böylelikle kaç yapar? 2 yapar. Yani cevap denizli oldu. Yukarıdaki şekilde G noktası abo üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre G noktasının koordinatları toplamı kaçtır diye soruluyor. Öncelikle bu ağırlık merkezini kullanalım. Hocam ağırlık merkezi buradan gelmiş. E bu garibim böyle gelmiş buraya kadar. Devamını getirelim. bu ağırlık merkezinden geçtiği için ne olmak zorunda? Kenar orta olmak zorunda. Dikkat edin. Açı ortay aynı zamanda kenar ortay. Nedir bu? İkiz kenar üçgendir değil mi arkadaşlar? Evet bakın her yerde karşımıza çıkıyor. Hocam bu ikiz kenar üçgendir. Eyvallah. Şimdi G noktasının koordinatları isteniliyor. Bir de bana ne verilmiş? 5 12 verilmiş. 5 12'yi de kullanalım. Hocam A noktası 5 12 ise hop şöyle burası 5 burası da 12 midir? Aynen öyle. Hocam burası 5 noktası yani uzunluk olarak 5 burası da 12. E, bu dikdörtgen olduğundan dolayı hocam 5 ise yukarısı da 5'tir. 5 12 ne üçgeni? 13 üçgeni. A, bu uzunluklar birbirine eşitti. Yani burası da 13'tür. O zaman B noktası 13'e 0 mı çıktı? Aynen öyle. Şimdi bizden ne isteniyor? Ağırlık merkezinin koordinatları toplam isteniyor. Arkadaşlar ağırlık merkezinin koordinatı burası. E ağırlık merkezi neydi? Köşelerdeki uzunlukların, köşelerdeki noktaların apsislerin 3'e bölünmüş hali virgül. Ordinatların 3'e bölünmüş hali değil miydi? Evet. A noktası da zaten 5'e 12. E hocam burada köşe bilmiyoruz. Biliyoruz aslında 0'a 0. O zaman ağırlık merkezinin koordinatları ne yaptı? 0 artı 5 artı 13 bölü 3'e e, 0 artı 12 artı 0 bölü 2. 0 artı 12 artı 0 bölü 2'ye eşittir. 18 bölü 3. 6 ya. 12 bölü 3. Şurası 3 yapacak özür dilerim. 4 yaptı. Bizden de zaten koordinatları toplamı isteniyor. Yani cevabımız böylelikle 10 çıktı. Yani cevap C han. A ve B noktaları verilmiş. C noktası A ve B noktalarına eşit uzaktaymış. Hmm. Arkadaşlar öyle bir C noktası varmış ki şurada göstereyim isterseniz. A noktası burada. 2'ye eksi 2. B noktası burada 8'e 4. Siz şu hatayı yapıyorsunuz. Hocam C noktası orta noktası. Orta noktası olunca eşit oluyor. Deyip işlem yapıyorsunuz. Arkadaşlar C noktası A ve B'ye eşit uzakta diyor. Orta noktası demiyor. Herhangi bir yerde olabilir. Yani C noktası böyle de olabilir. C noktası 4'e K. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çiziyoruz. E o zaman hocam şununla şu eşit uzakta diyor. İşte soru sana bunu zaten vermiş. E sen şekle dökünce de anlıyorsun ki a buradan hocam AC uzunluğu eşittir BC uzunluğu. E bitti gitti. Ne yapacaksın? Bu iki nokta arasındaki uzaklığı bu iki nokta arasındaki uzaklığı eşitleyeceksin. Hadi bakalım AC uzunluğunu bulalım. Hocam AC uzunluğu 4-2'nin karesi kare içerisinde 4-2'nin karesi artı K-2 yani K artı 2'nin karesi yaptı. Eşitmiş BC. BC uzunluğu da kare içinde. Hocam 4 eksi 8'in karesi artı k eksi 4'ün karesi midir? Aynen öyle. Bunlar birbirine eşit. Karekökler gitti mi? Gitti. 4, 4 eksi 2, 2. 2'nin karesi 4 artı. Şunu açtığımız an k kare artı 4 k artı 4 geldi. Eşittir. Eksi 4'ün karesi artı 16 artı k eksi 4'ün karesi de k kare eksi 8 k artı 16 mı yaptı arkadaşlar? Aynen öyle. K kareler gitti mi? Gitti. Eksi 8K'yı buraya atalım. Artı 4 artı 8K oldu. Bir de 4K'da burada 12K yaptı. Bu 4 4 8. Öbür tarafa atınca eksi 8. 16 eksi 8. 8 yaptı. Bir de burada 16 toplamı var. 24 mi yaptı? Evet. K'yı da buradan kaç bulduk o zaman? 2 bulduk. K soruluyor zaten bizden. Yani cevap böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. ABCD karesinde eksi 4'e 0 ve 0'a 5 noktaları verilmiş. Buna göre diyor C noktasının koordinatı. Arkadaşlar Analitik düzlemde bir nokta verilmiş ya da isteniliyorsa eksenler olan uzatlarını bulacağız. Hop hocam bu eksen olan uzaklığı ve hop bu eksen olan uzaklığı. Ama şekil karışacak diye sadece bunu çizmiyorum. Bu eksen olan uzaklığı derken şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağım. Buradaki uzunluk zaten yukarıdaki uzunluğa eşit değil mi? Evet. O zaman şekil karışmasın diye bunu çizmeyeyim. Çizdik. Arkadaşlar burası 4 birim burası 5 birim. Bu bir kare olduğundan dolayı şu eşitlikleri yazalım. E, hocam ne var burada? 90 derece burada. 90 derece burada. 90 derece burada. 90'lar da uçuyor. Ne yapacağız yani? Alfa beta. Dal kardeşim alfa beta ya. Alfa beta. Alfa beta. E şu üçgenle şu üçgen oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 5 ise alfanın karşısı 5. Betanın karşısı 4 ise betanın karşısı 4 oldu. O zaman C noktasını artık bulabilirim gençler. Hop. Kaç birim sol tarafta? Yani, 5. Yani eksi 5'e Kaç birim yukarıda arkadaşlar? 9. Eksi 5'e art 9 noktası yapmak zorunda arkadaşlar cevabımız. O zaman cevap ne yaptı? Balıkesir yaptı. Yukarıdaki verilere göre C noktasının koordinatı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E şimdi siz bunu böyle görünce hocam böyle bir kenar ortay mı çizsek ya da böyle bir kenar ortay mı çizsek ya da böyle bir kenar ortay mı çizsek diye aklınızdan geçiriyorsunuz. Arkadaşlar kenar ortaya çizince ne geliyor aklınıza? Ne geldi? Herhangi bir özel bir durum geldi mi? Gelmedi. Ya bak eski bilgileri yine kullanacaksınız. Yani analitik geometride bile olsanız e, üçgensel bir veri verilmiş burada üçgenin özelliklerini kullanacaksınız. E Sen burada eşitleri gördün. E, eşitlikleri görünce aklınıza gelir. taban. Yani sen bunu böyle çizdiğin zaman bu kırmızı çizgi BC'ye paralel mi? Paralel. Tamam. Sonra hocam başka şurada da eşitlikler var. O zaman şu mavi çizgiyi de çizeyim arkadaşlar. Şu mavi çizgiyi çizdiğimde de bunlar paralel mi? Paralel. Hatta isterseniz. Buradaki siyah çizgiyi de çizebilirsiniz arkadaşlar. Siyah çizgi çizdiğinizde şunlar da birbirine paralel oldu. Ama benden C noktası isteniyor ya. Bak şimdi dikkat. Tamam şu geride olan şu da dursun. Dikkat. Hocam bununla şuradaki kırmızı çizgi paralel. Sonra bu mavi ile buradaki mavi çizgi birbirine paralel. A maviler paralel. Kırmızılar paralel. E, D, F var. C isteniyor benden. O zaman nereye yoğunlaşmamız gerekecek? Hop şuraya. Arkadaşlar karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen geldi mi? Şunlar paralel bunlar paralel. Yani bu şekilde bir paralel kenar mı oldu? Evet paralel kenar oldu. E paraya kenarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Buraya a virgül b diyecek olursak. Karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Yani a artı 2 eşittir burada. Burada da 5 artı 7. 5 artı 7 ya veya da karşılıklı y'ler toplamı birbirine eşit. b artı 4 eşittir. E, 2 artı 7. E o zaman buradan sonuç çıktı mı çıktı. A'yı buradan kaç buluruz? 10 buluruz. B'yi buradan kaç buluruz? 5 buluruz arkadaşlar. C noktasının koordinatları toplamı ne, nedir diye soruluyor. A artı B soruluyor. A artı B'ye de buradan 10 artı 5'den kaç gelir arkadaşlar? 15 gelir. Yani cevabımız böylelikle balık balıkesir oldu. Yukarıdaki verilere göre K artı M toplamı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar analitik yüzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenler onun uzaklarına bakacağız. Hocam hop şu eksen olan uzaklığı ve burası. Zaten burası 90 derece sıkıntı yok. Hocam burada da hop şu eksen olan uzaklığı. Tamam bunları böyle yapınca hocam burası M'ye 15'miş. Yani şurası M burası 15. Şu 15'i yazalım. Hocam burası 7. Tamam şuraya da 7 olarak yazalım arkadaşlar. Şurası da K demiş. Ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada burada bir şeyler yapacağız. Ama 7 olan yer nereye kadar arkadaşlar? Şuraya kadar olan yer 7. Hocam burası 15 iken burası da nedir? 15. E o zaman buraya bir A dersem benim için yarıçap uzunluğu en önemli şey değil mi arkadaşlar? Evet. E yarıçap uzunluğu benim için en önemli şeylerden biri olduğu için yarıçapa dikkat edeceğiz. E en etkili silahımız yarıçap çizmek. A sana yarıçap. Hocam yarıçap uzunluğu D'ye 1 vermiş. 16 artı A mı burası arkadaşlar? Evet. Burası 16 artı A oldu. 16 artı A oldu. A hocam bir Pisagor çıktı burada. Ama burada 7 var. 7 15 artı A 16 artı A. Büyük ihtimal ne üçgendir? 7 24 25 üçgendir. 24 olması için buranın kaç olması lazım arkadaşlar? 9. E buraya 9 yazarsan 7 24 25 sağlanıyor mu? Kesinlikle sağlanıyor. Yarı çapı kaç bulduk? 10 25 bulduk. E burada da 15 var. Burada da yine en etkili silahımızı kullanalım arkadaşlar. En etkili silahımız hop yarı çap çizmekti. E yarı çap 25 bulduysak hocam burası da 25. 15 25 ne üçgeni? 15 20 25 üçgeninden 20 çıktı burası. E o zaman 7'ye K noktasıydı. 15 artı 9 burası kaç yaptı arkadaşlar? K 24 yaptı. Sonra buradaki M noktası da 20 olduğu için bakın şurası 20 olduğu için M de 20 oldu. Bizden ne isteniyor? K artı M. E biz K'yı 24 bulduk, M'yi de 20 bulduk. Topladığımız zaman kaç yaptı arkadaşlar? 44 yaptı. Yani cevap böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar. ABC noktaları verilmiş. AC artı en az kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar normal klasik bir rastgele ABC noktaları için yorum yapsam, şununla şunun toplamı ama doğrusal olduğunu bilmiyoruz tabii ki. E, yorum yapamadığımız zaman ne yapıyoruz? Analitik düzlemi çiziyoruz. Analitik düzlem üzerinde yorum yapalım bakalım. Hocam analitik düzlemi çizdiğim zaman şöyle bir analitik düzlem çiziyorum arkadaşlar. Analitik düzlemi çizdiğim zaman ne geldi? A noktası eksi 3'e 1. Eksi 3'e 1 noktası bakın burada. Eksi 3'e 1 noktası. A noktası. B noktası da 2'ye 11. Şöyle yukarılarda bir yerlerde. B noktası da 2'ye 11 arkadaşlar. Ve C noktası da x eksen üzerinde herhangi bir nokta. Mesela şurada arkadaşlar şu ile Şunun toplamının en az değeri soruluyor. Yani C noktası buralarda olursa toplamların en az değeri olur arkadaşlar. Baksanıza C noktasını şöyle şuralara alsak biraz daha büyüyor değil mi? Şuraya alsak biraz daha büyüyecek değil mi? O yüzden C noktası buralarda bir yerlerde. Şimdi aslında biz bu soru tipini daha öncelerinde bu kitapta da çok yaptık arkadaşlar. Şu ikisinin toplamı isteniliyor. Yani benden A artı B isteniliyor. Ama A artı B'nin en az değerini ben böyleyken kestiremem mi ki? Hatırlayın. Dik üçgende yapmıştık. Bakın arkadaşlar. A artı B'nin en az değerini nedir diye sorulduğunda ne yapmıştık? Hocam bir tanesinin aşağıya doğru katlamasını almıştık. A oldu. Şu doğrusal olacak diye yorum yapmıştık. E aynısı. Bununla bunun toplamını bulamıyorsunuz. X'e göre simetriğini al. X'e göre simetriğini aldığında sen şöyle. E, o zaman burası ne yaptı arkadaşlar? Bakın şurası A oldu. E o zaman A artı B en az olacak. A artı B doğrusal olduğunda mı en az değerini alır arkadaşlar? Evet. E o zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunun doğrusalını düşüreceğiz. Şimdi x'e göre simetriğini almış oldum. Aslında burası eksi 3 noktası. Hala eksi 3. Eksi 3'e 1 ya. Şurası bir bir uzunluğunda olduğunda katlamayı aldığımızda burası da 1 yaptı. E bir birim aşağıda oldu. O zaman buradaki a üstü noktası ne oldu arkadaşlar? Eksi 3'e eksi 1 noktası yapmış oldu. E o zaman bizden ac artı bc en az kaçtır? Yani a artı b en az kaçtır? Yani bizden bu toplam isteniliyor. Bu doğrusal olduğunda en az değerini alır. O zaman bu A artı B noktası nedir? İki nokta arasındaki uzaklık değil midir? Yani bizden A üssü B uzunluğu isteniyor arkadaşlar. E o zaman ne yapacağız? Kare içinde X'ler farkının karesi eksi 3 eksi 2'nin karesi artı Y'ler farkının karesi eksi 1 eksi 11'in karesi diyeceğiz. Ya da X'ler farkı 5 eksi 5 ya da 5 Y'ler farkı eksi 12 ya da 12 5 12 ne üçgeni 13 üçgeninden direkt cevabı 13'te yazabilirsiniz. Bunun cevabı da zaten 13 çıkıyor o kısa yolda uygulayın arkadaşlar. Tamam mı? Evet cevap böylelikle Edremit oldu. Yukarıdaki verilere göre ABCO dörtgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa ki verilmiş. Eksenden onun uzaklarına bakacağız değil mi? Evet bakalım arkadaşım. Hocam M'ye 2 kök 5 noktası mı burası? Aynen öyle. Şurası M noktası yani bu uzunluk olarak şurası nedir arkadaşım? M'dir. Sonra burası da 2 kök 5 noktası. O zaman buradaki uzunlukta nedir arkadaşlar? 2 kök 5'dir. Bunları yazdık. Hocam burası da 90 derece burası da 90. Analitik geometride olsak bile 90'ların havada uçtuğu yerlerde ne yapıyoruz? Alfa beta'ya dalıyoruz. Dal kardeşim alfa beta alfa beta beta 90 alfa. A, şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen oldu. O zaman alfanın karşısı. Hatta burada bir dikdörtgen mi oluştu? Evet. Ken burası da M'dir. 2 kök 5 ken burası da 2 kök 5'tir. Alfanın karşısı 2 kök 5 ise burada alfanın karşısı burada da 2 kök 5 olmak zorunda. Yani burası ne oldu arkadaşlar? M'yi 2 kök 5 bulduk. Bu arada bizden şu alan isteniyor. Ben bu alanı bulurken ne yapacağım arkadaşlar? Ee, hocam şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Ayrı ayrı bulabiliriz. İşte şu üçgenlerin alanını bulabiliriz. Sonra burayı bulabiliriz falan filan. Ama dikkat edin bunlar eş üçgen değil mi? Evet. Madem eş üçgen eşliğini alanda da kullanalım. Burası A alanıysa buradaki alan da A mıdır? Aynen öyle. E hocam burası B alanı dersek senden taralı alan A artı B isteniyor. Hocam A artı B saçma bir alan ama dikkat et A artı B alanı bak şöyle de bulabilirsin. Yani A artı B alanı toplamda bu alan. E burayı 2 kök 5 bulduk ya burası da 2 kök 5. Yani A artı B alanı isteniyor senden. Yani A artı B alanı aynı zamanda şuradaki karenin de alanı çıktı. O da direkt nedir? 2 kök 5'in karesidir. O da kaç çıkar arkadaşlar? 20 çıkar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Edremit oldu.